Torsad de pointe ya da biz kısaca ona torsad diyelim, bir tür ventriküler taşikardidir arkadaşlar. Biraz daha açıklamak gerekirse bu polimorfik ventriküler bir taşikardidir. Polimorfik ventriküler taşikardi torsatta her zaman uzun QT aralıklarını e, takip eder. QT aralığını daha doğrusu. Torsatta uzun bir QT ve onu takip eden bir polimorfik ventriküler taşikardi ya da VT görülür. Peki arkadaşlar bunları söyledim de tüm bunlar ne anlama geliyor? Şimdi bunu inceleyelim beraber. Biraz karmaşık olduğunu düşündüğüm için isterseniz bunu parça parça anlatayım. Morfik QRS kompleksine işaret eder. Poli ise birden fazla demektir. Yani QRS aralıklarının çoklu olduğu anlamına gelir. Torsat de Point aslında Fransızca'da noktaların kıvrılması, örülmesi demektir. Bunun ne olduğunu da açıklamak istiyorum şimdi. Elinizde bir parti süs şeridi bulunduğunu ve bunu uçlarından kıvırdığınızı düşünün, tamam mı? Bunu yaptığınızda şerit buna benzeyen bir hal alır, öyle değil mi? Kıvrımların alt noktalarını ve dalgalarını görüyorsunuz, değil mi? EKG'de polimorfik VT'de aynen bu şekilde işte gözlemlenir. Aynen bu kıvrılmış parti süslemesi gibi Yüksek e, amplitüdlü QRS kompleksleri, sonra düşük amplitüd, yeniden yüksek, düşük, yüksek derken bu şekilde ileri geri hareket eder. QRSler yatay bir eksenin etrafında kıvrılmış gibidirler. Torsada polimorfik VT'den önce uzun bir QT olur. Şimdi de biraz QT üzerinde konuşalım. Bu tek bir atımın EKG'deki görüntüsü. P dalgası, QRS aralığı ve T dalgası. QT aralığı ise Q'nun başından T'nin sonuna kadar olan aralıktır. Evet, QT aralığını bu şekilde gösterebiliriz. Ventriküllerin depolarize olmalarını ve repolarize olmalarını temsil eder. Evet, QT aralığı ventriküllerin depolarize ve repolarize oldukları aralık ya da süredir. QT aralığının uzun olması repolarizasyonda bir gecikme olduğu anlamına gelir. Bu gecikme, iyon kanallarındaki genetik mutasyonlar ya da bazı ilaçlardan ileri geliyor olabilir. Repolarizasyondaki bu gecikme, refrakter periyodlardaki periyodları daha doğrusu, yani kalp hücrelerinin eski hallerine dönmeleri için gerekli süreyi etkiler. Kalbin hücreleri uyum içinde çalıştığı zaman mutlu e, olduğunu biliyoruz. Yani bunu söyleyebiliriz. Komşu kalp hücrelerinin refrakter periyotlarında farklılıklar olması ventriküler taşikardiye davetiye çıkarır. Çünkü refrakter periyodlar ve repolarizasyonun değişmesi söz konusuysa bu kalbin iletim sisteminde sorun olduğu anlamına gelir. Buna ek olarak QT aralığının nabza bağımlı olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerek. Bu ne anlama geliyor derseniz, nabzınızın çok hızlı olduğunu ele alalım tamam mı bu durumda yani kalp çok hızlı attığında qt aralığının da çok kısa olacağını söyleyebiliriz öyle değil mi diğer yandan nabzınızın yavaşladığında da qt aralığı uzayacaktır kısaca kalbin hızının yani nabzın qt aralığının uzunluğunu etkilediğini söylemek istiyorum qt aralığının nabza bağımlı olması bu aralığı düzenlemek için formüller kullanılmasını gerektirir. Bu durumda hesaplanan QTC ya da QTC (İngilizcede söylenebilir) QTC yani düzeltilmiş QT aralığıdır. Ve bazı durumlarda QTC'nin QT'den daha doğru olduğunun kabul edildiğini de hemen eklemek istiyorum. EKG'de hem QT hem de QTC değeri varsa aralarındaki fark, işte budur. Peki QT aralığı için hangi değerler normal olarak kabul edilir? Yetişkinlerde kadınların QT aralıkları erkeklerinkinden biraz daha uzundur. Normal yetişkin bir erkeğin QT'si 0,43 saniyeden kısa olmalıdır. Normal yetişkin bir kadının ise 0,45 saniyeden kısa olmalıdır. Erkeklerde 0,45 saniyeden Kadınlarda ise 0,47 saniyeden uzun bir QT aralığı uzun ya da uzamış olarak kabul edilir. EKG'de 0,43 ile 0,45 arasındaki farkı görebilmek neredeyse imkansızdır. Ama eğer çok detaylı bir EKG incelemesi değil de şöyle bir göz atma söz konusuysa o zaman bu bilgi yararlı olabilir. Büyük kutuların her biri 0,2 saniyeyi temsil eder. Ve eğer QTC iki büyük kutudan yani 0,4 saniyeden daha uzunsa işte o zaman bunlar biraz daha ayrıntılı incelenmeli. Makine bunu kendisi söyleyecektir ya da bu iş için özel olarak kullanılan aletler kullanılarak ölçüm e, uzman tarafından da yapılabilir. EKG'de torsadı olan biri için uzun bir QT aralığı ve bunu takip eden polimorfik ventriküler taşikardi gözlemlenir. Evet uzun bir QT ve polimorfik VT. QT aralığının uzaması insanın hastaneye ya da doktora gidecek kadar rahatsız olmasına ya da bazı belirtiler göstermesine neden olmaz. Ancak ventriküler taşikardisi olanlar hastaneye gitmelerini gerektirecek belirtiler yaşayabilirler. Bu hastaların EKG'lerinde VT görülür ve ancak uzun e, QT aralığı görülmez. Bunun için de eğer varsa eski EKG'lere bakılması iyi olur eski EKG'lerde uzun bir QT aralığı varsa, polimorfik ventriküler taşikardiye dönüşmüştür diyebiliriz. Size polimorfik VT'si olan birinin EKG'sini göstermek istiyorum. Düşük amplitüdlü dalgalar, sonra yüksek amplitüdlü QRS'ler, sonra da düşük, yüksek, düşük, yüksek olarak devam ederler. QRS'lerin geniş kompleksler olduklarını söyleyebiliriz ve bu bir taşikardi vakası olduğu için nabız da yüzün üzerindedir. Torsadı olan ve polimorfik ventriküler taşikardi yaşayan hastaların nabızları dakikada 250-300 atımı bulabilir ki bu çok tehlikeli ve ciddi bir durumdur. Kalp çok hızlı attığından, yani kalp kanla dolup bu kanı dışarıya pompalayacak yeterli zamanı bulamadığından bu hastaların dolaşım sistemleri düzenli olarak işlememektedir ventriküler taşikardi ölümcül olabilecek ventriküler fibrilasyona da dönüşebilir. Kısaca V fib de diyebiliriz. Bu durumda kalp artık atmamaktadır. Kalp duvarları spazm geçirmekte ve kan da vücudun geri kalanına ulaşamamaktadır. Peki birinin QT aralığı neden uzar? Bunun farklı sebepleri olabilir. Öncelikle konjenital ya da doğuştan gelen QT sendromundan bahsedebiliriz. Bu insanların iyon kanallarının anormal olmasını sağlayan genetik bir mutasyonları vardır ve anormalleşmiş bu iyon kanalları da QT aralığını uzatır. Buna ek olarak bir de edinilmiş uzun QT aralığından yani QT aralığının dış bir etmen yüzünden uzaması durumundan bahsetmemiz lazım. QT uzamasını sağlayan suçlu kim mi? İlaçlar. Evet, QT'nin uzamasına sebep olan farklı ilaçlar vardır. İlaçların hepsi tabii ki bu durumdan sorumlu değil. Ancak buna sebep olabilecek bir ilaç listesinden bahsetmek mümkün. İronik bir şekilde antiaritmik ilaçların bazılarının sizi uzun QT sendromu riskine maruz bırakabileceğini biliyor muydunuz? Yani aritmiyi engellemek için alınan ilaçlar aritmiye sebep olabiliyorlar. Aslında işin mekanizmasını düşünürsek çok da anormal bir durum değil bu. Bazı antiaritmik ilaçlar ventriküllerin repolarizasyonunu geciktirirler ve videonun başında da söylediğim gibi bu ventriküler taşikardiye sebep olabilir. Konjenital uzun QT'si olanların torsada yakalanmasının olasılığı daha yüksek olduğundan bu rahatsızlığın gözlemlenmesi ve anormal bir ritim oluştuğunda takip edilmesi gerekir. Bu hastaların rahatsızlıkları hakkında bilgilendirilmeleri de çok önemlidir. Örneğin, bu hastalara torsadı ortaya çıkaracak ilaçlar hakkında bilgi verilmesi gerekebilir. Hastalıklarının durumuna bağlı olarak hastalar defibrilatör kullanımını da tercih edebilirler. Defibrilatör kalp ölümcül olabilecek bir ritim geliştirdiğinde kalbi şoklayarak normal ritmine geri dönmesini sağlayan bir cihazdır. Torsadın bir tür VT olduğunu ve VT'nin de Vfib e, yani ventriküler fibrilasyona dönüşebilme riski yüzünden tehlikeli olduğunu söylemiştik. Bu durum hemen engellenmezse istenmeyen bir sonuçla karşılaşılır ve hasta hızla kaybedilir. Peki VT ve fibe neden dönüşür? VT'de ya da ventriküllerde irite olmuş bir alan ya da dairesel bir şekilde hareket edip kalbin çok hızlı atmasına sebep olan anormal bir kısa devre vardır. Ancak VT'nin kendi içinde hala düzenli bir ritim olduğunu da eklemek istiyorum. Fakat bazı hastalarda ki bu hastaların ya kalpleri iyi durumda değildir ya da elektrolit anormallikler ve ilaçlar yüzünden irite olmuştur, bu düzenli ritim rastgele kaotik elektrik dalgacıklarına ayrılabilir. Bu dalgacıklar ventriküllerin birlikte kasılmasını engellediğinden ventrikül duvarları spazm geçirir. Kan vücutta düzenli bir şekilde dolaşamaz. Kan düzenli bir şekilde dolaşamadığında da maalesef hastayı kaybedebiliriz.